Şaşlı yollam ya. Benim burada 15 yıl macim var, orada gittim. Şimdiden dağlar yarılmış yani, akıl alacak gibi bir şey değil. Burası bir arazi, zeytinlikti burası. Ekilip biçilen, yani imar olan bir yerdi. Yani şu gördüğünüz burası, yani böyle bir düz bir gördüğünüz gibi zeytinlikti burası. Büyük patlama oldu. Zaten 4'e çeyrek kala bir deprem oluştu. O ses zaten akılamaz bir ses çıktı. Bir savaş alanına döndü. Yani öyle takır takır böyle, sanki bir ne uğradım dedik. Uyandık, yani yürüyemedik. Evin içinde kaldı. Yürütmüyor bizi, sallantı yürütmüyor. İşte nasılsa işte çıktık, yani evlerimiz bir ve ikinci kat olduğu için fazla zarar görmedim. Millet sokağa döküldü. Yağmur, o biçim. Zaten sabahleyin Ekeş uyandı. Tabii ki yağmur hiçbir kesmiyor. Zaten göğden baktığın zaman burası görünüyor. Baktığın zaman görünüyor buranın ne halde olduğunu görüyoruz. Tabii bizim arkadaşlarımız baktı ne olmuş öyle, geldi buraya ziyaret, baktık geldik bu halde yani. 100 metre bir derinlik var. Belki de fazladır. Yani şu alan yüz dönüm vardır yani, burada çöken yüz dönüm vardır. Böyle bir deprem yaşanmaz. Tabii ki sarsıntılar yaşadık. Ufak tefek normal bir deprem gördük ama böyle bir patlama, böyle bir sarsıntı görmedik. Daha önce geçmiş yıllarda, mesela 100 yıl önce babalarınız, dedeleriniz anlattığı bir deprem var mıydı? Babalarımız şöyle anlatırdı. Bu Hatay tarihler önce yerden bir olmuş. Derlerdi aynı bir depremi tekrar yaşayabilirik. Anlattı dedelerimiz, babalarımız bunu söylerdi. Yani onlar görmemişti. Dilden dile geliyor yani, bu söylenti dilden dile geliyor. Biz de bunu duyardık. Hatay tekrar bir depremden yok olacak diye bunu onlardan duyardık. Yani bugünse onlardan dediğini yaşadık. İşte buraların gelip uzmanların buranın gelmesi, burayı keşfetmesi lazım. Bu köy zarar görür mü? Çünkü dibimize gelmiş yani. Bu köy ufak bir yer değil. Bin haneli bir köy. Bin haneli bir köy. Tabii ki 7000 nüfusu var aşağı yukarı. Tabii korkuyor şimdi, söylentide yani bu. Çünkü dibimizde bir patlama olmuş. Yani bu şu patlama. En az şu görüyorsun, şu ne kadar, 500-600 metre. Az ileride olmuş, köyün ortasında olacak patlama. Köyün ortasında olacak. Ne olacak? Bu köy infilak. Bu köyü kimse kurtaramaz. Yerin altında çökecek. Sıkıntı var. Eğer taşınması gerekiyorsa bu köy taşınacak. Okul var. Şimdi burası nasıl patlar size? Burası düz gibi deprem. Bir defa böyle bir şey gördük. Yani daha nasıl olacağını da bilmiyorum. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Bu yani gerçekten de bir görülmeyecek bir şey ama ne yapalım? Artık başımıza geldi bu. Köy tarihinde böyle bir şey yok. Yani böyle bir obruk oluşması, yer yarılması, fay hattının açığa çıkması, herhangi bir böyle bir öngörü bile yok. Şimdi bu depremden sonra biz görmedik de görenler diyor, buradan yeşil duman çıktı. Belki başlangıcı, belki sonu. Onu biz bilemek, araştırmacılar bilir. İşte gördüğünüz gibi yani bir dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Bu depremin de eşi benzeri yok zaten. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Ne okuyor? Savurmuş ya. Savurmuş. İki büyük deprem Hatay'ın Altınöz ilçesine bağlı Tepehan köyünde çok büyük bir obruk oluşturdu. Görüyorsunuz neredeyse 40 metrelik bir derinlik ve 200 metrelik de bir uzunluğu var bu bölgenin. Gaz sıkışması oldu bayatında. Şimdi bu gaz sıkışması diyor, patladığı zaman diyor, şu an diyor Maraş diyor hiç tehlikesi kalmadı diyor. Maraş'ın fay hattı boşaldı diyor. Daha fazla etkileneceğiz şu an. Abi sen gördün mü?